Arkadaşlar merhabalar. Petekler üzerine bir video daha çekmek istedim. Konusu şu olsun. Niye bazı petekler bu şekilde siyah da bazı petekler şu şekilde sarı? Yani bal almak isteyen insanlar balcılara gittikleri zaman bunu fark ediyor olmaları gerekir. Yani bazı balcılardaki peteklerin kimi şu şekilde sütlü kahve gibi hafif kahverengi, bazıları böyle sarı. Bazıları şu şekilde koyu renkli, siyah. Yani hani diyorlar o siyah petekli olan en mükemmel baldır. Sarı petekli olan daha kötü bir baldır vesaire. Arkadaşlar bununla hiç alakası yok. Peteklerdeki rengin bu şekilde oluşunun sebebi şudur. İlk başta biz arılarımıza gerek kendine ördürmek, gerek ham petek vererek kabartmak suretiyle verdiğimiz peteklerde ilk renk bu şekildedir. Kovanların içerisinde ilk renk bu şekildedir. Fakat zamanla arılar, ana arı özellikle gelip bu petek gözlerine yumurta atar. Ve buradan çıkan yavru içini ne kadar temizleseler de içerisinde bir miktar pislik kalır, leke kalır. Bunun doğması kaynaklı, içerisinde bıraktığı kendi pisliği veya içerisine girip çıkmaktan kaynaklı içerisinde bir renk atması olur. Zamanla ana arı tekrar gelir, bunun içerisine bir daha yavru atar. Tekrar o göz kapanır, tekrar o arı beslenir, tekrar oradan doğar. Ve o da ikinci çıkan da tekrar oraya kendi pisliğini bırakabilir. Onu yine temizlerler. Her atmada orada bir tabaka oluşur, bir kirlilik oluşur. Ve 1, 2, 3, 4, 5, 10 derken ilkin böyle sarı olan bir petek zamanla şu şekilde sütlü kahveye döner. Akabinde zamanla biraz daha koyu kahveye döner. Ve oradan da daha sonra zamanla iyice şu şekilde koyu kahverengiye, siyah yakın bir kahverengiye döner. Yani kaç senede olur? Normal bir kovanda ana arı, şimdi böyle bir peteğe defalarca yumurta attığını düşünürsek 2 bilemediniz 3 yıl içerisinde eğer peteğimizi biz imha etmediysek tekrar geri dönüşüme vermediysek peteğimizin rengi bu hali alacaktır. Peki arkadaşlar bu zararlı mı? Hayır. Zararlı değil. Yani bunu da yine içerisine bal arı basıyor ve biz bunu sağımda kullanıyoruz. Ve tekrardan bunu arıya veriyoruz. Ama zamanı geldiğinde tabii dediğim gibi bunu geri dönüşüme döndürmek zorundayız. Hoş görünümü olmayan bir petek. Fakat bu tabii biz insanlar açısından böyle. Peki arı ne seviyor? Arı ise bilakis özellikle mevsim geçişlerinde yani ilk ve sonbaharlarda ana arı özellikle ilk çoğalma döneminde ve bal sağımı sonrasındaki kışa hazırlık çoğalma döneminde, yumurtlama, yavrulama dönemlerinde ziyade bu şekilde petekleri seviyor. Yani bir arıcının kendi petek stoğu içerisinde hem bu şekilde siyah peteklerinin bulunması lazım, hem bu şekilde sarı peteklerinin bulunması lazım. Her iki petekten de bulunması lazım. Yeri geldi zamanına, havanın ısısına, arının şartlarına bağlı olarak bu peteklerden vermesi, yeri geldi bal sezonunda eğer satış yapılacak, petekli satış yapılacaksa verilmesi gereken yere, ki onlar başka konular, bu şekilde petek vermesi gerekli. Dolayısıyla biz bu petekleri atalım, yok edelim, bu petekleri muhafaza edelim diyemeyiz. Arıcılar bu petekleri de muhafaza edecekler, bu petekleri de muhafaza edecekler. Fakat son tahlilde her şeyin bir kullanım ömrü olduğu gibi peteklerinde bir kullanım ömrü var. Dolayısıyla örneğin şu anda görmüş olduğunuz petek bu ilkbahar sezonuna girdikten sonra geri dönüşüme gitmesi gereken bir petek. Onu geri dönüşüme göndereceğiz inşallah arkadaşlar. Bu peteklerin renkleriyle ilgili konu tüketiciler bakımından önemli. Herhangi bir zararı var mı? Hayır. Bundan sağılan baldan da, sarıdan sağılan baldan da hiçbir zararı yok. İkisi de yenilebilir. Temiz, tertemiz arı ürünü olan baldır. Fakat eğer kara kovan, yani şu peteği alıp direkt üzerindeki balla yemek istiyorum dediğiniz zaman
tabii göze hoş görünen şu şekildeki arının kendisinin özellikle ördüğü, kendisinin salgılarıyla birlikte ördüğü karakovan peteği üzerinden balıyla birlikte alıp yemek sağlıklı olan, doğru olanı o. Onda da güvenilir arıcılardan arkadaşlar balınızı temin etmeniz lazım. Yani ticaretiyle uğraşan arkadaşların da güvendiklerinizden bunu almanız lazım. Yani onlar da hangi arıcıdan alıyorlarsa aldıkları arıcıya güvenmeleri lazım. Arıcının sözüne güvenmeleri lazım. Güvenilir insanlarla çalışılması, bu tip gıdaların tüketilmesi lazım. Petek renkleriyle ilgili videomuz şimdilik bu kadar. Hepinize teşekkür ediyorum.